Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Geçen her 10 Kasım'da tarihin karanlığında yaktığın ışığın aydınlığı artıyor. Öncülük ettiğin savaşın anlamını daha da derinden kavruyoruz. Türk dünyasının yiğit oğlu, Türkiye'nin sarı başbuğu, seni ve büyük meydan okumana omuz veren tüm şehitlerimizi, tüm gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhun şad olsun. Erkan! 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 Erkan yapma Erkan! 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 Erkan. Yara sus. Erkan. Yara sus. Erkan. 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 Dikkat! Kılıç karşımda toplan. Biz şehitlerimizin üstüne al bayrak örteriz. Çünkü her şehidimiz, her şehit kardeşimiz bir bayrak olmuştur.
Onların karşısında selam dururuz. Onların karşısında esas duruşa geçeriz. Çünkü her şehit bir bayrak demektir. Ve her bayrak, her al bayrak bir şehit demektir. Önce bunu yapan namussuzu bulacağız. Sonra al bayrağı el uzatan her namussuza yaptığımızı yapacağız. Allah şahittir ki bize şehit acısını çektiren kardeşimize bunu yapanı bulup toprağın dibine gömeceğiz. Ve başına şanlı bayrağımızı dikeceğiz. Ben yüzbaşı Bozok. Komutanınız olarak size emrimdir. Kardeşimizin bedenine giren her mermi için 10 leş istiyorum. Her mermiye 10 kelle. Her mermiye 10 kelle istiyorum. Anlaşıldı mı kılıç? Emredersiniz komutanım. Anlaşıldı mı kılıç? Emredersiniz komutanım. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Dışişleri önce diplomatik kanalları denemek istiyor. Onun için bekleyeceğiz. Komutanım. Evet. Maalesef saldırıda yaralanan askerlerimizden birinin şehit olduğu bildirildi komutanım. Kupus bunun Markus'un yaptığını ikimiz de biliyoruz değil mi? Adam Kıbrıs'a geçiyor ve bir gün sonunda bunlar oluyor. Kupus Kıbrıs meselesi çok önemli. Onun için çok dikkatli adım atmak zorundayız. Çok dikkatli. Kılıç Dimi hemen Kıbrıs'taki birliğimize geri dönsün. Bizden haber beklesin. İstihbaratla bir toplantı ayarlayın. Ben de dışişleriyle tekrar görüşeyim. Neler yapacağımıza bir bakalım. Hepsi bu kadar. Emredersiniz komutanım. Markus. Bunun hesabını sorarım senden. Benim evladımın kanı yerde kalmayacak. Kesin bilgi mi? Tamamdır. Bir askerleri ölmüş, iki tanesi de yaralıymış. Sadece bir ölüm. Türkiye'den de bir özel kuvvetler timi gelmiş. Şu meşhur kılıç timiymiş galiba. Vay vay vay. General Kutalmış ve albay en özel adamlarını mı göndermiş? Kılıç timi burada ha? Bunlar benim hasretime dayanamıyor. Çok heyecanlandım şimdi. Ne büyük onur. Bu işi biraz daha heyecanlandırmaya ne dersin Markus? Teklifin nedir? Türk askeri. Asker. Duyuyor musun beni? Babalar ne oluyor be? Kim bu? Ne o? Küs müyüz yoksa? Beni duyduğunuzu biliyorum. Söyleyin bakalım. Askerinizi kimin öldürdüğünü merak etmiyor musun? Kimsin lan? Sonunda bir ses duyabildik. Kılıç Dimi'nin
komutanı olmalısın sen. Doğru mu? Ben kes. Kimsin? Sinirli miyiz biraz komutan? Ya da uzgun? Nasıl söylüyorsunuz siz? Başınız sağ olsun. Çok üzüldüm. Diyemeyeceğim tabii. Kes lan. Neyse konuya girelim bir an önce. Benim kim olduğumu merak ediyordun değil mi? İsmim Alay. Askerinizi ben öldürdüm. O tetiği ben çektim. Hem de büyük bir keyifle. Lan ben senin var ya. Çok acı çekti mi komutan? Umarım çekmiştir. Bana bak Deniz. Seni geberteceğim anladın mı? Hangi deliğe girdiysen geleceğim. Seni bulacağım. Oradan çıkartacağım, geberteceğim. Anladın mı lan? Tabii yaparsın. Ha bak. Markus da burada. Çok selam söylüyor sana. O da çok üzülmüş. Ama askere değil. Sizin acınacak halinize. Haksız da sayılmaz öyle değil mi? Markus. Markus değil mi? Tabii. Markus. Bana bak lan. O tasmanı tutan şerefsize söyle. Sizi bulacağız. Askerimize attığınız her mermi için beyninizde koca bir delik açacağız. Anladınız mı? İkinizi de, alayınızı, topunuzu, hepinizi tıkacağız. Anladın mı lan? İyi dinle komutan. Markus'u bilmem ama ben seninle kozlarımı paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Bunun için sana bir fırsat da vereceğim. Akıncılar köyünün 3 kilometre kuzeyinde, hattın diğer tarafında seni bekliyor olacağım. Becerebilirsen gel. Gel ve bu işi bir an önce bitirelim. Geliyoruz lan. Geliyoruz, şüphen olmasın, geliyoruz. Kılıç! Gidip alalım sütleri, haydi. Askeri meydan okumaya hiç dayanamıyor öyle değil mi? Bakıyorum Türk askerini çok çabuk çözdün. Yılların kuyruk acısı diyelim. Neyse biz vakit kaybetmeyelim. Tamam çok dikkat edin. Merak etme Markus. Arkamız sağlam biliyorsun. Bu alayın var ya. Bize katılmadan önce Afrika'da bir safariye katılmış. Maceracı bir manyak. Ama heyecanlı bir tip. Görüyorsun değil mi onun heyecanı nasıl benim işime yarıyor? Bu gibi adamlar gider radikal dinci örgütlere bile katılır. Ondan sonra orada savaşırlar. Adrenalin bağımlısı, mercimek beyin, herifler işte gerizekalı kovboy takımı. Çiğdem ne kadar mesafemiz kaldı? GPS'te kontrol et. Emredersiniz komutanım. Uzak baba. Bir tuzak olabilir biliyorsun değil mi? Farkındayım Yürük ama tuzak muzak umurumda değil. Ben o lafları o şerefsiz... Babalar senden çok ben istiyorum yemin ederim. Ama bunlar kahvedir ne yapacağı belli olmaz. İlhan o telefon açılmayacak. Kimse kimseyle bu mevzu bitene kadar irtibata geçmiyor. Cep telefonu dahil her şey kapalı olacak. Emredersiniz komutanım. Çiğdem mesafe sordum sana. En fazla yarım saatlik mesafe kaldı komutanım.
komutanım. Kılıç Demir'e ulaşamıyorum. Tamam Asubay. Denemeye devam et. Ulaştığın zaman Kıbrıs'taki birimimize geçmelerini ve bizden haber beklemelerini söyle. Emredersiniz komutanım. Ha kızım. İstihbarat toplantısını mümkün olursa biraz erken alalım. Kaybedecek zamanımız yok. Emredersiniz komutanım. Yeşil hatta mı gireceğiz komutan? Evet Selçuk. Bu şerefsizleri şimdi durdurmazsak devamı gelecek çünkü. Kıbrıs Türk'ü bu acıyı bir daha yaşamayacak. Yaşamamalı. Komutanım burası. Buradan geçebiliriz. İlyas Demir, kesin şurayı. Emredersiniz komutanım. Ya babalar. Şimdi bu heriflerden pek haz ettiğimden değil ama. Hani istemiyormuşum gibi de durmayayım ama. Şimdi BM bölgesine geçiyoruz ya, Birleşmiş Milletler bölgesine. En azından bir komutan albaya haber vereydik ya. Yürüyük. Gireceğiz. Hadi ya. İyi. Komutan sizi çok temkinli gördüm bu sefer. Bitime iki tane deli fazla Çiğdem baba. Bir tane yeter. İlyas, ne oluyor oğlum? Vitaminin mi az geldi? Az kaldı komutanım. Hadi. Aferin Bicel Döver. Burası hazır komutanım. Gelen araçlara bakın. Bozok Baba, Birleşmiş Milletler araçları. Gördüm yerim, gördüm. Kopuz Baba bizi kabak gibi oyacak. Kazamız mübarek olsun. Neden buradasınız? Bu anlaşmalara aykırı. Neden buradasınız? Hayırdır yüzbaşı? Ne işiniz var orada? Tek başına gelmeye demedi değil mi lan? Bunların arkasına sığınıyorsun. Burada bulunmanız yasak. Derhal geri dönün. Bana bak. Bu arkandaki şerefsiz herif sınırda devriye atan askerimi şehit etti. Onu alacağım. Öyle gideceğim. Ulan şerefsiz. Senin o dişlerini eline vermezsem. Sıfatına tükürdüm. Şeytan diyor ki çevir namluyu, dağıt şunun beynini. Şu an suç işliyorsunuz. Türk bölgesine geçin hemen. Bence de bu yaptığınız büyük suç Kılıç Demir. Kendi çapluğunuza dönün hemen. Lan ben seni... Var ya! Gözünü seveyim, sakin ol ne olur. Bakın yüzbaşı, Türk makamlarıyla iletişime geçiliyor. Bu mesele uluslararası bir krize dönüşmeden derhal geri dönün. Bu yaptığınız suç. Tabii. Her zaman yaptığınız gibi katilleri koruyorsunuz. 50 sene önce bu şerefsizler Kıbrıs'ta gene aynı barbarlığı yaptı. Onları korudunuz, gene aynısını yapıyorsunuz. Sözlerine dikkat et yüzbaşı. Bosna'daki yüzlerce masumun kanı, senin o temsil ettiğin sözde barış gücünün elinde hala. Adamlar soykırım yaptı. Göz yumdunuz, sesinizi çıkarmadınız. Bana şimdi sakın suçtan falan söz etme, çekil önümden. Haddini aşıyorsun. Gerçekleri söylüyorum, önümden çekil. Hadi ama! Tutuklamayacak mısınız bunları? Lan sen...
Bakalım saati vuracağız elimiz galiba. Otur. Kılıç tipi ne yaptı Asubay? Henüz ulaşamadım komutanım. Cep telefonlarından da denedim ama hiçbirine ulaşılamıyor. Hala ulaşılamıyor demek. Ulaşılamıyor. Kaan, inşallah korktuğum şeyi yapmıyorsundur. Oturun. Kılıç tipi ne yaptığını sanıyor albayım? Komutanım? Kılıç tipi yeşil hatta girmiş ve barış gücüyle karşı karşıya. Dışişleri ayakta. Yeşil at mı? Evet. İrtibata geçin hemen bunlarla. Bu saçmalığa bir son versinler. Hemen, hemen. Emredersiniz komutanım. Başçavuşum, bölgenin de saldırıya uğrayan aracımızın detaylı fotoğraflarını çekelim. Raporlar da lazım olacak. Emredersiniz komutanım. Gel. Üsteğmen Hakan. Dinliyorum komutanım. Akıncılar 3 kilometre. Anlaşıldı komutanım. Hemen bölgeye intikal ediyoruz. Başçavuşum, Sinan'ı alın çıkıyoruz. Beyler siz devam edin. Bu ada çok eğlenceliymiş Frans. Sık sık gelelim buraya. Gerilim, action, kan, gözyaşı, dram. Ne ararsak var. Lastiği yedeceksiniz. Dur beyefendi, senin biraz sırası değil şimdi Hüseyin'im. Bana bak, sakin ol. Sırası gelecek olayım ha. Sen de belanı... Bize laf edeceğini şuna bir şey söyle sen de. Bana bak. Ben bu şerefsizi alacağım, buradan öyle gideceğim. Askerimin hesabını soracağım, anladın mı? O yüzden önümden çekil. Bak yüzbaşı, yetkililere buradaki durum haber verildi. Seni ve timini tutuklamak zorunda bırakma beni. Denesene. Yüzbaşı, sana son kez söylüyorum. Timini de al, yeşil hattı hemen tek et, hemen. Destek mi çağırdın yüzbaşı? Kılıç timi yetmedi değil mi beni almaya? Lan sus! Bozuk baba, şu şerefsizin dediklerini duyma. Gözünü seveyim duyma. Bunların ne işi var burada Yörük? Sen mi çağırdın? Yok baba, ne alakası var? Ya belli ki Kopuz Albay bize ulaşamayınca ulaşacak bir yol bulmuş. Komutanım, Albay Kopu sizinle görüşmek istiyor. Buraya gelmedin Hakan ve bizi görmedin. Ama komutanım... Bu bir emirdir Hakan. Bak, çocuğu da zor durumda bırakıyorsun. Yüzbaşı Bozok. Emredin komutanım. Yüzbaşım, sen ne yaptığını zannediyorsun?
Komutanım. Evlat, hemen timini topla ve Kıbrıs'taki birimimize dön. Komutanım, benden bunu istemeyin. Askerimizi şehit eden adam 20 metre ötemdeyken bunu yapmamı istemeyin komutanım. Evlat, bak içinde bulunduğun durumun zorluğunun farkındayım. Ama bunun yolu bu değil. Şu anda bir krizin eşiğindeyiz. Hemen timini topla ve oradan çık. Komutanım, benim bir kararım kesin. Bu adam buradan elini kolunu sallayarak çıkamayacak komutanım. Yüzbaşım, bak o alçağı mutlaka yakalayacağız. Ama bunu şimdi, orada, o koşullarda değil. Bize biraz zaman ver. Ve son kez söylüyorum, timini topla ve yeşil attan derhal çık. Bana emir tekrarı yaptırma yüzbaşı. Emredersiniz komutanım. Hattın dışına çıktığınızda tekrar irtibat kuracağız yüzbaşı. Emredersiniz. Dönüyoruz. Yüzbaşı, abilerinden izin alamadın mı buraya gelmek için? En kısa sürede görüşeceğiz seninle. En kısa sürede. Öyle olsun yüzbaşı, öyle olsun. Beni ararsan her şeyin başladığı noktada olacak. Kanlı Noel'i unutmamışsındır sanırım. Senin evdeki cürete bak ya. Bir de utanmadan bize selam yolluyor. Markus'un yapacaklarının sınırı yok komutanım. Her yerde mutlaka kendine rahatça hareket edeceği bir alan buluyor. Evet, doğru söylüyorsun. Yaslandığı yere bak. Resmen Birleşmiş Milletler bunun tasmalı köpeğinin arkasını kolluyor. Biz bu filmi daha önce görmüştük komutanım. Doğru söylüyorsun. Sözüm ona, barış gücü ha. Srebrenica'da bir sürü masumun kanına girdi bunlar. Ayrıca bu Ali'nin denilen adam kanlı Noel'den söz etmiş, öyle mi? Evet komutanım. Bunlar daha büyük bir şey planlıyor Kofus. Bunlar bizim devriye gezen askerlerimize saldırmakta kalmayacak. Daha kanlı bir eylem planlıyor bunlar. Bütün bildiklerimizi istihbaratla paylaşalım. Sonra da bu Ali'nin denilen herif neyin nesiymiş bir araştıralım, tamam? Emredersiniz komutanım. Kofus, bu arada kılıç değil mi? Özellikle de bozok. Sakin olacak, tamam mı? Kıbrıs'ta çok planlı hareket etmek zorundayız. Hele bugünden sonra bütün gözler üzerimizde olacak. Bir çılgınlık, bir delilik istemiyorum. Anlaşılmıştır komutanım. Kolay gelsin. Sağ olun komutanım. Markus, bu Türkler gerçekten çok heyecanlı tipler. Keyfine bakılırsa onları iyice delirtmişsin. Evet. Barış gücüyle karşılıklı birbirlerine silah çekmeleri işin son noktasıydı. Güzel, güzel. Ortam gerildiğine göre artık ikinci aşamaya geçebiliriz. Zevkle. Bütün tim yanındaki adamları iyice gördü, değil mi? Mümkün olduğunca yaklaştım. Gördüklerine eminim. Mesajımı da aldılar.
Onlarla bunu oynamaya bayılıyorum. Siz akşam için hazırlıkları gecikmeden yapın Aleyn. Tamam Marcos. Kıbrıs'ta ateşi yükseltme zamanı. Light the fire! Babalar, bu şerefsiz ne demek istedi? Açıkça durmayacağını söyledi Yörük. Kan dökmeye devam edecek. Git. Bilmece gibi konuşuyor şerefsiz. Komutanım, yemek hazırlatmıştık. Bir şeyler atıştırın isterseniz. Vallahi çok iyi olur üstelemedim, sağ olasın. Haydi, gidip karnımızı doyuralım. Haydi babalar, hadi. Hadi. Beni ararsan her şeyin başladığı noktada olacak. Kanlı Noel'i unutmamışsındır sanırım. Batur. Batur. Sen yemeğe gelmiyor musun babalar? Yok komutanım, benim ufak bir işim var, sonra katılırım size. Tamam. Beni ararsan her şeyin başladığı noktada olacak. Kanlı Noel'i unutmamışsındır sanırım.
Komutanım, o şerefsizin ne yapacağını sanırım buldum. Komutanım, bu alendenen adam olayların ilk başladığı yer falan dediğinde ilk etapta benim için çok bir şey ifade etmemişti açıkçası. Ama ondan sonra Kanlı Noel dedi. Kanlı Noel, Kıbrıs'ın en kanlı dönemi için kullanılan bir tabir. Ve bu dönem gerçekten çok büyük olayların başladığı bir dönem. Komutanım, Kanlı Noel 1963-2025 Aralık tarihleri arasında Kıbrıs Türklerinin vahşice gözlerinin yaşına bakılmadan katledildiği saldırılara verilen isim. İlki 20 Aralık 1963'te Lefkoşa'nın Tahtakale semtinde ceyran ediyor. Bu şerefsizler bizim kadınlarımızın üstünü aramak istiyorlar. Erkeklerimiz de izin vermeyince oracıkta hepsini tarıyorlar. Ve olayların fitili de böylece ateşlenmiş oluyor. Ertesi gün, bir gün sonra, 21 Aralık'ta bunlar Lefkoşa Türk Lisesi'ni yaylım ateşine tutuyorlar. Aynı zamanda da Rauf Denktaş'ın ofisini basıyorlar, oraya saldırıyorlar. Ama tüm bunların dışında olayların asıl odaklandığı nokta burası. Lefkoşa'nın kumsal kenti. Burası binbaşı Nihat İlhan'ın çocuklarının ve karısının vahşice katledildiği yer. Aynı zamanda da benim rahmetli dedemin yaşadığı yer. Ertesi gün bu şerefsizler burayı kaymaklıyı basıyorlar. Kaymaklıyı katlediyorlar. Ve 25 Aralık'ta güya Rumlarla anlaşma yaparken Ayvasıl köylülerinin hepsini öldürüp toplu mezarlara gömüyorlar. Ayvasıl bugün Türkiye'li olarak biliniyor. Doğrudur komutanım. Burası. Bunlar 20-25 Aralık 1963 tarihinde yüzlerce Türk'ü katletmişler. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmadan vahşice. Tabii daha bu arada kaybolanların akıbeti bilinmiyor. Şimdi bu dünyaya insanlık dersi veriyor değil mi? Aynen öyle Erik. Aynen öyle. Hepsinin elinin üstünde kan var. Ama mevzu Türk'ün hakkını korumaya gelince barbar olan biz oluyoruz. Ben şimdi üstlemedim. Sen bütün bu anlattığın olayların yaşandığı yerlerden birinde bu kansız şerefsizlerin bir hazırlık içinde olduğunu söylüyorsun, doğru mu? Doğrudur komutanım. Bu adam ben bir şey yapacağım dediyse ve sonrasında da bize Kanlı Noel'den bahsettiyse kesinlikle bu üç bölgeden birinde bir şey planlıyor. Ben buna adım gibi eminim. Markus'un Kıbrıs'ta olduğu adadaki istihbarat birimimiz tarafından da onaylandı albayım. Zaten yıllar önce bölücü örgütün Kıbrıs Rum kesiminde faaliyet gösteren kampında eğitim aldığı
ve Güneydoğu'daki pek çok kanlı eylemlerinde sorumlusu olduğu tespit edildi. Ama bir dönemi karanlık komutanım. Nerede ne yaptığına dair hiçbir şey yok. Şu an için Suriye'deki bütün terör odaklarını tek bir çatı altında toplamaya çalıştığını biliyoruz. Ama Kıbrıs... Kıbrıs hakkında söyledikleri şey... Kanlı Mahalle'den bahsediyorlar. Gel. Komutanım, toplantınızı böldüm, özür diliyorum. Ama Yüzbaşı Kaan Bozok aradı ve çok önemli bir meseleyi arz etmek istediğini söyledi. Müsaadenizle, siz devam edin. Hemen geliyorum. Dinliyorum yüzbaşım. Komutanım, bu Ale'nin yani Markus'un Kıbrıs'ta neyi hedeflediğiyle alakalı Batur Üsteğmen'in bir tezi var. Ve akla çok yatkın geliyor komutanım. Bununla alakalı kılıç timinin sahada sivil olarak gözlem yapması için izninizi istiyoruz. Planınız nedir yüzbaşım? Daha ne kadar bekleyeceğiz ya? Bilmiyorum babuş ama ben acayip sıkılmaya başladım. Anne. Vallahi bence sınırın öte tarafı falan demeden o şerefsizlerin gırtlağına çökecektik yani. Olacağı buydu. Aynen. Öyle her istediğimiz anında olmuyor beyler. Biraz sakin olun. Her şeyin yeri ve zamanı var. Yeni İlyaslarımız oluyor komutanım. O ne demek astsubayım? Arkadaşlar biraz tez canlı da. İlyas'ın ilk zamanları gibi. Yani normal değil mi komutanım? Ben o zamanlar heyecanlı bir çömezdim. Ama artık değiştim. Şu an sakin, olgun, böyle şeyli... mantıklı bir askerim. Sen hala tez canlısın aslanım. Olaylara paldır küldür dalıyorum vallahi. Aşk olsun komutanım ya. Bari sen yapma. Ya latife ettim. Uğraşmayın İlyas'la, uğraşmayın. O artık kıdemli bir çömez. Anlaşıldı komutanım. Komutan kılıçlı beni istiyor. Sağ olun başçavuşum. Hadi beyler, hadi gidiyoruz, hadi! Komutanım, bir şeye ihtiyacınız olsa ben dışarıdayım. Tamam üsteğimim, çıkabilirsin. Sağ ol. Komutanım. Arkadaşlar, bu heriflerin eylem yapabileceği ve ortaya çıkabileceği 3 bölge belirledik. Çiğdem, sen İlyas ve Selçuk'la beraber bu bölgeyi alıyorsun. Emredersiniz komutanım. Yörük sen. Babalar, ben Fantastik ikiliyi alayım. Şerdöver ve Çorum Merkez Üçköy. Çünkü onlara vermekte olduğum çok özel kuvvetler eğitimi hala devam ediyor. Tamamdır. Burası sizde. Ben de Batur ve Ali ile beraber Kumsal ve Küçük Kaymaklı bölgesini alacağım. Kılıç, sivil olarak gireceğiz. Halkı paniğe sevk etmemek için azami özen istiyorum. Gözünüzü dört açın. Çok dikkatli olun. Ve hiçbir ayrıntıyı atlamayın. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım.
Selamünaleyküm gençler. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm Erenler. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Rauf Denktaş, Fazıl Küçük. Sizi Allah'ınıza kurban. Hoş geldiniz gençler. Gençler ha. Hay ağzın bal yesin babalar. Bunlara kalsa beni tekaüte çıkaracaklar. Tekaüt? Tekaüt. Zoruna mı gitti? Emekli demek. Ha. Hani adımı yaşlıya çıkardınız ya. Yok komutan. Yok abi. Estağfurullah olur mu öyle şey? Ne yaşlısı? Canım bize nazaran maşallah gençsiniz. Sizi hangi rüzgar attı buralara ha? Sizi daha önce buralarda görmedik. Türkiye'den mi geldiniz? Türkiye'den geldik baba Erenler. Bunlar benim emmioğulları. Yavru vatanı daha önce görmemişlerdi. Hem buraları bir onlara göstereyim, gezdireyim dedim. Hem de gelmişken bir çayınızı içelim. 3 tane taze çayın var mı dayı? Tabii, tabii. Ben çay almasam. Kahve alayım, böyle filtre kahve, sade olsun. Sade. Sade çay. Filtre kanı, tavşan kanı. Tabii, tabii. Çay. Filtre kahve ne lan? Ha? Bana bak, sizin ikinizi de filtreden geçirip lime lime edeceğim. İkinizi de. Sultanım ben ne yaptım? Benim ne suçum var? Olmasına gerek yok. Siz birbirinize zimmetlisiniz. O bir şey yaparsa sana, sen bir şey yaparsan ona... Yani herhangi biriniz bir şey yaptığınızda ikiniz de birden... Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Oh be, Rauf babayla Fazıl babaya bak ya. Bir daha bu iki adamı gördüğünüz yerde esas duruşa geçip tekmin vereceksiniz. Yoksa uyarım sizi. Emredersiniz. Buyurun. Sağ olasın babalar. Ya babalar bu fotoğraflar bayağı eski galiba. 50 yıllık var. Ya baba Erenler, peki bu fotoğraftaki genç kim? Abi. Şehit oldu. Şehit mi oldu? Başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Şehit ya. 1960 yılları çok acı yıllardı be çocuklar. Çok acılar çekti. Cengiz Topel'i bilirsiniz değil mi? Bilinmez mi amca? Bilmeyenin kanı kurusun. Onun uçağı düştüğü zaman Rum tarafına, Rumlar yakaladılar. Ben daha o zaman 10 yaşında ancak varım. Yakaladılar ve işkence yaptılar. Ve işkencede öldürdüler. Rumlar nasıl işkence yaptıklarını anladılardı. Abim de bunu duyunca TMT'ye katılmaya karar verdi. Rumlarla başka türlü baş edemeyiz derdi. TMT ne? Türk Mukavemet Teşkilatı. TMT ya. O zaman da eli silah tutan herkes katıldı. Sonra 1974 harekatı, barış harekatı başladı. Herkes katıldı barış harekatına tabii. O mücahitlerin arasında en önde koşturdu ve savaştı abim. 1974'ün ilk şehitlerinden biriydi. Neyse, başınızı ağrıttım. İçin çaylarınızı çocuklar. Estağfurullah. Baba geldin. Baba geldin. Baba geldin.
Kolay gelsin. Sağ olasın. Dur dur teyzem, ben yardım edeyim. Dur, ağırdır o şimdi. Sağ ol kızım. Şurası nereye götürülecek? Buraya bak, içeri bahçeye götüreceğim yerini. Gel. Ne güzelmiş burası. Ya bak, koy kendini oraya kazancığın yanına. Oraya koy kızım yerini, tamamdır. Aferin. Hadi iyi günler. Oo dur dur dur, sen Türkiye'den geldin ama. Evet, Türkiye'den geldik arkadaşlarla tatile. Bak, sıcak böreciğim var, yanında da ayran, tamam. Hadi sen geç otur oraya. Geç geç. Ben hemen getiririm. Yürü. Zahmet etmesin. Yürü geç otur. Gerçekten. Kızım şimdi sen yolda belde hiçbir şey yemedin doğru dürüst. Hadi bakayım otur yiyesin. Çok teşekkürler. Hadi bakayım al. Hadi ye. Çekinme. Nedir ya kızım senin adın? Çiğdem teyzeciğim. Ben de buraların Gülsüm babasıyım. E hadi kızım ya da çekinme. Memnun oldum Gülsüm teyze. Afiyet olsun kızım. Elinize sağlık, çok güzel olmuş. Afiyet olsun kızım. Eviniz de çok güzelmiş. Sor kızım, sor. Kapıdan geçen her yabancı sorar bana bu duvar. Bu ev bana babamdan kaldı. 63'te Rumlar naralar ata ata silahlarını havaya sıka sıka bu sokaktan girdiklerinde annem beni bu kabirliğe sakladı. Abimi bulmak için kapının önüne çıktığında onu çoktan yakaladıklarını gördüm. Sürükleye sürükleye bahçeden içeri soktu. İkisini de bu duvarın önüne getirdiler. Çıkamadım dışarı, korktum. Çocukluk aklı işte. İkisini de kurşuna dizdiler. Uğraştık gözümün önünde kurşuna dizdiler. Bilin bunu yapan kimdi kız? İki sokak ötedeki komşularımız. Onlardan iç içe yaşardık o zaman. Yediğimiz ekmek, içtiğimiz su ayrı gitmezdi. O zamandan bu yana dokunmadım bu duvara kızım. Senin gibi gençler geldiğinde görsünler. Kimdir dostumuz? Kimdir düşmanımız? Görsünler, anlasınlar istedim. Görsünler de bir et alsınlar. Unutmasınlar o günleri. (Gülüyor)
Burası eskiye göre çok kalabalıklaşmış. Burada açık bir eyleme cesaret edebileceklerini zannetmiyorum. Tamam Mazur. Tedbiri elden bırakmayın. Çekiş sende var mı şey? Yok komutanım. Ne o ne de yanındakilerden hiçbiri görünmüyor. Gözünüz dört olsun. Emredersiniz komutanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Biz de sofraya oturacaktık da tam sizi bekledik. Ben de çayın yanına kek hazırladım, anca pişti. Oo, elinize sağlık. Afiyet olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar Hakkı Hanım, iyi akşamlar. Ayakta durma, geç otur. Ay, zahmet oldu size. Gökyüz güzel kızım, çorbanın altını kapatıverdim ben. Bir bak bakayım. Hemen alayım geleyim anneciğim. Oğlanın karnını doyurdun mu? Doyurdum ben, merak etme. İyi. Ay ne iyi oldu Hakkı Hanım buraya taşındığınızda. Vallahi ben de böyle kuku mavkuşu gibi bütün gün evde yalnız başımaydım. Ne demişler? İnsan insana her zaman lazımdır. Doğru söylüyorsunuz, çok doğru söylüyorsunuz. Gökyüz kızım, ajans başlamıştır. Açıver hemen şu televizyonu. Ah, açayım anneciğim. İyi akşamlar sayın seyirciler. Maalesef acı bir haberle bültenimizi açıyoruz. Sabah saatlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde devriye görevi yapan askeri aracımıza yapılan saldırıda bir askerimiz şehit oldu. İki askerimiz de yaralandı. Yaralılar hemen hastaneye sevk edilirken durumlarının iyi olduğu bildirildi. Şehit askerimiz Assubay Erkan Güzelyurt'un Afyon Emirdağ nüfusuna kayıtlı olduğu ve iki ay önce evlendiği öğrenildi. Şehidimizin cenazesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan askeri törenin ardından memleketine uğurlandı. Askerimize yapılan saldırının detayları açıklanmazken bölgede incelemelerin sürdüğü belirtildi. Sayın seyirciler, Yuva'ya yine ateş düştü. Ah yavrucak, daha da yeni evliymiş. Allah belalarını versin. Hiçbir yerde rahat yok mu ya bizim çocuklarımız? Allah belalarını versin. Anası, ya bacısı, ya babası. Yine yangın yerine döndü yuvası. Allah sabır versin hepsine. Ah, Selvi Hanım. Bizim oğlanlar Kıbrıs'ta olmasın. Karagöz, sen mi getirdin çayı? Evet paşam. Vallahi içeriden yine ıhlamur yolluyorlardı size. Allem ettim, kallem ettim, ne yapıp ne ettim, çayı aldım. Dedim ki kendim içiyorum dedim bir tanesini de öyle aldım yani. Sağ ol evlat. Bunlara kalsa beni mıyır mıyır mülayim bir adam yapıp çıkaracaklar. Muhallebiye çevirdiler iyice beni. Maşallahın var paşam vallahi ya. Hala var ya mermi gibisin, dıpçık gibisin, fişek gibisin yemin ederim. Tekerlekli sandalyedeki fişek. Sağ ol Doğan. Sağ ol, sağ ol evladım, sağ ol. Baba, isterseniz içeri geçelim. Ben çok kalmayacağım diye dışarı oturdum. Hava soğuk. Yok evlat, yok. Bu kadarcık ayazdan bir şey olmaz. Hem senin neyin var evlat, söyle bakayım. Benim. Ben seni tanırım. Senin o kurtlar yine çakal avında değil mi? Aklın da orada. Bu seferki görev
Yani bizim bütün görevlerimiz biraz imkansıza yakın biliyorsunuz ama... ...bu seferki bir başka... ...sanki ipte yürümek gibi. Kıbrıs mı? Hiç şaşırma evlat. Sabah orada bir şehit verdiğimizi biliyorum. Biz o ipte çok yürüdük. Orası hiçbir yere benzemez. Senin deli kurtlar şehidimizin intikamı için ileri atılırken... İstemesen de onları tutmak zorundasın. Adım attığında neyle karşılaşacağını bilmezsin. Dostunu bilmezsin, düşmanını bilmezsin. Kıbrıs zordur evlat. Kıbrıs zor. Ama Kıbrıs vatandır. Unutma. Asoyu, Kılıçlı bir irtibat mı kurdu? Hayır komutanım. Turantimi hangarda hazırlanmış bekliyorlar. Neyi bekliyorlar ki? Yüzbaşım, ne yapıyorsunuz siz burada? Komutanım, Kıbrıs'tan şehit haberi gelince... ...biz de göreve hazırlandık. Yüzbaşım, orada emir komuta diye bir şey var. Size böyle bir görev verilmedi. Şimdi üzerlerinizi değiştirin ve rutin faaliyetlerinize dönün. Emrim anlaşılmadı galiba. Komutanım. Kıbrıs'ta bir Türk şehit oluyorsa... ...Azerbaycan Türkü'de... ...Kırgızistan... ...Kazakistan... ...Türkmenistan... ...Tacikistan Türk'ü de ayağa kalkar. Biz... ...Turantimini... ...bunun için kurmadık mı komutanım? Türk Türkçe yardım etsin diye kurmadık mı komutanım? Çok özür dilerim ama... ...Turantimi Kıbrıs'a gitmeyecekti. Nereye gidecek komutanım? Size ihtiyaç olduğunda Turantimi göreve çağrılacak. Ama şimdi değil. O zaman komutanım, bize ihtiyaç duyulana kadar biz burada bekliyoruz komutanım. Şey yolunda mı? Yolunda komutanım. Tekerlekler de okey. Evet. Tamam, siz devam edin, ben geliyorum. Emredersiniz. Komutanım. Hayrola üsteğmenim? Ne işin var burada? Nöbetçi misin yoksa? Hayır komutanım da... Ben Kılıç Demir'i soracaktım. Yani...
Kılıç Demir için acil gitmek gerekir belki diye karargâhta kaldım komutanım. Karargâhta deli olmayan yok ki. Sen de çok normal sayılmazsın. Estağfurullah komutanım, o sizin deliliniz. Batur, Ali. Ale'nin adamlarından birini gördüm. Benim sokakta. Yakınız komutanım, biz de hemen geliyoruz. Bordo polar, 5 pantolon. Sadece takipte kalın. Adama bir şey çaktırmayalım. Teşekkür ederim. Evet Frans. Ne yaptın? Askerler beni gördü. Peşimdeler şimdi. Süper. Her şey planladığımız gibi gidiyor ha? Şimdi bir an önce onlardan kurtul. Oraya saldırdığımızı düşünüp hazırlık yapmaya başlasınlar. Tamam. Komutanım, Kılıç'a haber verin. Saldırıyı bu ilçeye planlıyorlar belli ki. Bekleyeceğiz Batur. Emin değilim. Önce adam ne yapacak, ona bakacağız. Biz de onları şaşırtmaya devam edelim. Tanrı aşkına, bir oyun kurucu olarak hiç fena değilim. Hiç değilim. Alayın, hızlanın. Beklediğimiz haber geldi. Asker Zoka yutmuş. Çok iyi. Hadi, hadi, hadi. Acele edin, toparlanın. Gidiyoruz. Akşamki haberleri çok merak ediyorum. Türkiye, Kuzey Kıbrıs'taki soydaşları için çok üzülecek. Acıdan ne yapacağını şaşıracak. Hop oturacak, hop kalkacak. Çok acı. Çok acı. Thank you.
Beyler adam fark etti hızlan. Bir dakika abiciğim, bir dakika ya. Allah kahretsin. Birden fırladı. Öldü mü? Ölmüş mü? Ölmüş. Ya birden yola fırladı. Benim bir suçum yok. Ben de gördüm. Ya bir şey yok. Vallahi da billahi da benim bir suçum yok. Bak kardeş de görmüş beni ya. Abi frene asıldım. Duramadım ki. Birden bire Allah ya. Öyle bak birden çıktı karşıma ya. Ara gözünü seveyim, ambulansı ara ya. Öldü şerefsiz, biz aramaya devam edelim. Beyler gözünüzü dört açın. Gebersin. Kahve olsa da içsek değil mi? Of, komutanım ne güzel olurdu. Değil mi? Ne iyi olurdu. Double espresso da olurdu komutanım. Lan beni delirtme. Double double filtreleyeceğim seni. Neymiş o espresso, espresso? Ne olacakmış? Komutanım siz öyle filtre deyince ben de espresso... Kes. Çıldırtma beni. Siz ikinize... Fantastik ikili. Evet sana da bundan sonra ecnebi içeceklerini yasaklıyorum. Bundan sonra sizin hayatınızda sadece çay, ayran, şalgam ve kant var. Kant? Evet kant Üsküköy. Ne oldu zoruna mı gitti? Yok komutanım zoruma gitmedi. Ha, iyi. Bunları iyi belleyin. Sınavda soracağım. Çay, ayran, şalgam, kant. Emredersiniz komutanım. Benim çocuklar. İyi akşamlar. İsmail amca. İyi akşamlar İsmail amca. Hava çok soğuk. Size sıcacık çay getirdim içersiniz diye. Alın bakalım. Zahmet oldu İsmail amca, sağ olasın. Ne zahmeti oğlum, ne zahmeti. Hadi için çaylarınızı. Asker olduğunuzu anlamıştım zaten. Rahat olun oğlum, rahat olun. Daha önce gene askerler gelirdi buraya sivil kıyafetli. Biraz kontrol ederlerdi, buraları giderlerdi. Ama bu sefer durum ciddi herhalde. Geceyi burada geçirdiğinize göre. İlhan baba, hadi çay ver de içimiz ısınsın. Emredersiniz komutanım. İsmail amca makbule geçti ya, zahmet etmeseydin. Afiyet olsun oğlum, afiyet olsun. Biz Türkler çaysız yapamayız zaten. Siz de pek yiğitsiniz maşallah. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol İsmail amca, Allah razı olsun. İsmail amca, buyur. Oğlum ben çayı sizin için getirdim. Komutanım, buyur. Candaş. Çay. Eyvallah. Hey, rütben nedir komutan? Yani bir sakıncası yoksa? Yok ne demek, ne sakıncası olacak İsmail amca? Yüzbaşı Haydar Bozkurt. Oo, yüzbaşı ha. Maşallah. O garay günlerde de bir yüzbaşı vardı buralarda. Deli yüzbaşı derlerdi kendine. Ama tabii deliliği... Soyundan değildi ha, huyundandı. Allah gani rahmet eylesin. Amin. Bu bölgenin komutanıydı.
mücahitlerin komutanıydı bu deli yüzbaşı. Türk köylerine rahat vermeyen Rumların korkulu rüyası olmuştu. 4 tane Rum kabadayısı bir keresinde bizim köyden Besim amcayla oğlunun yolunu kesmiş. Yakaladılar, tartakladılar, dövmeye kalktılar. Bunu duydu bizim deli yüzbaşı. Yakaladı bu Rum kabadayılarını. Ezdi eledi ya, bir dayak, bir dayak attı ki sorma. Sonrasında da bir daha o Rumları bizim köyümüzde göremedik. Hey de hey. Sadece siviller değil ha. Sorun çıkaran Rum askerleri de, barış gücü askerleri de nasibini aldı bizim yüzbaşının dayağından. Yani zorla Türk köyüne girmeye çalışan Rum subayları mı dersin? Ondan hesap sormaya gelen barış gücü komutanları mı dersin? Hepsi dayağını yedi bizim deli yüzbaşının. Yani o zaman Türklere kim sıkıntı çıkarıyorsa hepsi onun dayağını yedi. Güçlü, kuvvetli, heybetli, babayiğit bir adamdı. Kıbrıs Türk'ünün hakkını sonuna kadar savunan öyle bir komutandı işte. Yani komutan, sen de bizim deli yüzbaşıya benzen ha. Sen de onun gibi babayiğitsin. Sağ olasın İsmail amca, sağ olasın. Hadi, ben kalkayım artık. Sizi çok lava tuttum. Ha, benim ev de orada kahvenin yanındadır. Sarı ev, işeye ihtiyacınız olursa hiç çekinmeyin gelin. Tamam, sağ olasın İsmail amca. Ha, ben bunlardan sonra gelir toplarım. Hiç merak etmeyin. Hadi, size iyi nöbetler. Sağ olasın, iyi akşamlar, iyi geceler. Vay be, deli yüzbaşı esaslı adammış. Komutanım, heh, bu deli yüzbaşı size çok benziyormuş. Tıpkı sizin gibiymiş. Ne demiş şair? Fıtrat değişir sanma, kan yine aynı kandır. Olacak o kadar. İçeride ver. Babalar filtre kahve ister misin? Vallahi komutanım olsa içerdik espresso falan. Daha iyi olur tabii. Kes! Ha? Say neydi? Şalgam, ayran. Neydi? Kant. Kant. Duydum ben komutanım benim. Duydum, anladım seni. Bundan sonra karar verdim. Kesinlikle yaşlılarla, hatta yaşlı sarışınlarla operasyona çıkmayacağım. Şey komutanım ya ben niye böyle oldum ya? Komutanım ben normalde hiç böyle olmam. Yani ben de anlamadım. Tabii canım, hiç olur mu? Şey komutanım, yani ben dün pek uyuyamadım. Beni uyku tutmadı. Sanırım ondan. Uykusuzum. Sabaha kadar telefonla konuştuğun için olabilir mi İlyas'cığım? Komutanım, şöyle ki, komutanım şimdi bir arkadaş aradı beni. Bir arkadaş aradı beni şimdi gece gece, bir sıkıntısı varmış galiba. Yazık kızı... Kazı, ne kızı, kazı. Yani kazık, kazık kadar herif gece gece beni aradı ya. Kazık kadar herif. Ne arıyorsun beni, bana ne ya, bıktım derdinizden. Sabaha kadar uyutmadı tabii, konuştu benimle işte. İlyas, yeter. Bana bak. Bir daha asla esnemeyeceksin. Artık matarandan kafana su mu dökersin, kendini mi tokatlarsın bilmiyorum ama asla uyumayacaksın. Gözünü dört açacaksın. Emredersiniz komutanım. Hepimiz gözümüzü dört açacağız. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Oh.
Ne yapacağız şimdi komutanım? İlçede bakmadığımız yer kalmadı. Alenden de adamlarından da tek bir iz yok. Vaz mı işte acaba bunlar? O adam yemde Batur. Özellikle kendini gösterdi bize. Bu Markus denen gene bir işin peşinde ama bizim ondan bir adım önde olduğumuzun farkında değil. İçeride var, ne yaptın? Bu saatte kapıyı çalmasaydın. Yok komutanım, hiç çalar mıyım? Tepsiyi bahçedeki masaya bıraktım, geldim. Öyle bıraktın, yıkamadan. Bardakları yıkamadan bıraktın, öyle mi? Yani yıkamadım komutanım. Nasıl yıkamadım ne lan? O çaydanlığı çay çöpüyle mi bıraktın oraya? Çay çöpü? Şey komutanım. Ne lan ne? Çay çöpüyle mi bıraktın diyorum çaydanlığı işte. Komutanım vallahi kimse bana öyle bir şey söylemedi. Ben bıraktım, geldim. Hiçbir şey bilmiyorum Zem. Oğlum hiçbir şey bilmiyorum ama ben size öğreteceğim. Kim bu münasebetsiz ya? Bozuk baba söyle. Yörük, Ale'nin adamlarından birine rastladık. Daha doğrusu özellikle kendini bize gösterdi. Yem de anlayacaksın. Bizden kaçarken araba çarptı. Oh, gebermiştir inşallah. Aynen. Oh, yüreğimin yağları eridi. Zaten bu korkusuyla fazla yaşamazdım. Oh, iyi oldu, iyi. Neyse, tamam sustum, söyle. İlçede kuşkulu başka bir duruma rastlamadık. Saldırıyı büyük ihtimalle sizin bulunduğunuz köylerden birinde yapacaklar. Ben Çiğdem'e haber vereceğim. Sen de gözünü dört aç, dikkatli ol. Anlaşıldı yüzbaşım. İçeride var mevziya. Komutanım, şimdi biz Çiğdem teğmenin olduğu köye mi gideceğiz, Haydar Yüzbaşı'nın olduğu köye mi? Bilmiyorum Batur. İkisi de aynı yol üstünde. Ona yolda bakacağız. Emredersiniz. Saldırıya diğer köy olursa? Yapacak bir şey yok İlyas. Gerekirse buradan uçacağız ama Haydar yüzbaşılara yetişeceğiz. Komutanım, turist kafilesi gibi görünüyorlar. Alame adamları. Anlaşıldı Selçuk, anlaşıldı. İlyas, Haydar Yüzbaşı'ya ulaş, durumu bildir. Emredersiniz komutanım. Kılıç iki, kılıç üç konuşuyor. Kılıç iki, kılıç üç konuşuyor. Kılıç bir, kılıç üç konuşuyor. Kılıç bir, kılıç üç konuşuyor. Alame adamları göründü. Turist kafilesi şeklinde köye giriş yaptılar.
Anlaşıldı. Siz dikkatle köyün içine inin. Çok gerekmedikçe köylülere dokunmadıkları sürece müdahale etmeyin. Bizi bekleyin. Biz de yoldayız, geliyoruz. Anlaşıldı Kılıç Bir. Anlaşıldı. Hedef köye intikal etti. Tekrar ediyorum. Hedef köye intikal etti. İlyas, Selçuk. Hadi toparlanın. Köye iniyoruz. Bu adam uyumadan nasıl yaşıyor anlamıyorum ya. Komutanım. Sabah sabah nereye gittin komutanım ya? Kanat ne haber oğlum? İyidir abi. Kobuz Baba'yı gördün mü? Görmedim abi. Allah Allah. Ersin. Lan. Ersin nerede? Buyur abi. Oho, paşaya bak. Gazinodan çok yatakta geçiriyor ya. Bir şey söyleyeceğim. Kobuz Baba'yı gördün mü? Ben de görmedim. Gelmedi buraya abi. Allah'ım ya Rabbim ya. İyi kardeşim, sen çalışmaya devam et, tamam mı? İyi çalışmalar. Bana bir tane tost yap, geleceğim. Tamam abi. Nerede? Lan. Orada mıdır ki acaba? Sanmıyorum ama yine de bir bakayım ya. Atış yapılırken böyle sessizce yaklaşılmaz. Bunu öğrenemedim mi asker? Özür dilerim komutanım da Başak Aslıbay'a acil bir durum olduğunu söyledi. Sizi bulmamı istedi komutanım. Bizim uykumuz kaçsa koyun sayarız. Adam poligonda mermi yakıyor. Türkler uyuyorlar ha? Uyusunlar, uyusunlar. Bu onların son keyifli uykuları olacak. John, Sarah, yanınıza birer adam alın, köyün sokaklarına dağılın. Etrafı kolaçan edin bakalım. Hadi çabuk olun. Dağılın. Geri geliyor.
Komutanım, ne yapacağız şimdi? Burada böyle saklanıp bekleyecek miyiz? Evet İlyas, emir böyle. Köylülere bir şey yapmadıkları sürece bekleyeceğiz. Yoksa sivillerin hayatı tehlikeye girer. Bunu göze alamayız. Temiz. Çıkabiliriz. İlyas. Çıkıyoruz. Komutanım, askerimizi şehit eden Alem ve adamları şu anda Çiğdem'in bulunduğu köydeler komutanım. Biz de oraya doğru intikal ediyoruz. Yörük de yola çıktı, geliyor komutanım. Kaan, mümkün olduğunca ateş etmeden adamları derdest edin. Bu çok önemli. Ortalığı ayağa kaldırmanızı istemiyorum. Beni anladın mı? Emredersiniz komutanım. Dikkatli olun. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun komutanım. Çiğdem'in bulunduğu köy hangisiydi Asubay'ım? Şu köydeler komutanım. Yanında kimler var? Selçuk Asubay ile İlyas Asubay komutanım. Lan silahını. Bırak dedim. Korkma Gülsüm teyze. Üstünlük sizde değil asker. İndirin silahları. Aferin John. Gel böyle. Kıpırdama. Bırakın onları dedim. Aklını kaçırdı sen asker. Bir çılgınlık yapmayı düşünmüyorsun herhalde. Bana bakın. Bu iki köylünün kafalarını uçurmamızı istemiyorsanız... silahlarınızı hemen bırakın. Hadi! Size onları bırakın dedim. Komutanım. Silahlarınızı hemen bırakın dedik size. Haydi. Komutanım. Tamam. Bu sefer böyle olsun. Güzel. Bırakıyoruz. Bırakın. Sakın onlara dokunayım deme. Sakın! Geçin duvara. Al bunları. Geç! Tüfeği de bırak asker. Eşyaları da bırakın. Aferin pis Türkler.
kanınızı içeceğim. Aleyn, sana güzel bir sürprizimiz var. Askerlerin üçü burada. Onları ele geçirdik. Bak sen. Demek bu köye saldıracağımızı çözmüşler. Aferin, aferin. Onları hemen buraya getir. Diğerleri damlamadan gösterimizi yapalım. Hadi köylüleri meydana toplamaya başlayın, çabuk. Keşke Marcus da bu manzarayı görebilseydi. Hadi getirin şu köylüleri. Artık başlamak istiyorum. Namussuzu sağlayalım. Hem Marcus'un yerini öğreniriz, hem de birazcık kaçırırız. Ne dersiniz komutanım? Komutanım, arkadan dolaşıp kıskırdak yakaladığınız şerefsizlere. Evet komutanım, izin verirseniz büyük zevkle yaparız. Yapın. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Çık! Ne güzel çatışıyor. Bir de şu. Şerefsizi aldık mı tamamdır. Alırız evvel ama komutanım. Bizden uçanla kaçan kurtulmaz komutanım. Aynen öyle komutanım. Ağzınız bal yesin. Ne güzel konuşuyorsunuz lan siz. Sağ olun komutanım. Sağ ol komutanım. Oğlum. Ya babalar. Ne manyak adamsın ya. Sen illa konuşunca. Kurşunun önüne mi atlayacaksın? Tak adam gibi çatışacak. Kalk. Kalk. Allah kahretsin. Gebertemedim şu yüzbaşıyı. Lanet olsun. Be. Al! Kalk lan ya. Tamam, tamam. Ya. Tamam, tamam. Ha işte. Adamı böyle seve seve yola getirirler. Şimdi o şerefsiz adamlarına silahlarını bırakmalarını ve teslim olmalarını söyle. Yoksa yemin ediyorum kurşunu beynine yersin. Ateşi kesiyoruz. Teslim oluyoruz. Sen de at lan silahını hadi. At. İyi. Komutanı duymadın mı?
Atsana silah. Dökerim o beynine. Bir şerde ver. Merkez üç köy. Gelin ben de. Emredersiniz komutanım. Hadi çek iç. Yürü lan köpek. Geç. Ne? Geçsene. Geç. Lan yürü. Yürü şöyle. İlhan değil mi? Bağlayın şu şerefsizleri. İlhan sen de hadi. Emredersiniz komutanım. Zannettin lan ha? Kalk lan kalk kalk. Tamam tamam haldiniz işte. Otur. Emredin komutanım çok lan. Çok. Çok. Aldık da daha işimiz bitmedi. Ne yapacaksın yüzbaşı? Ölen askerin intikamını mı alacaksın? Kafama mı sıkacaksın yoksa? Gidince ne yapacağımı görürsün. Kaldırın paketten şunu. Zevkli komutanım kalk lan. Kalk lan yürü. Yürü lan. Yürü. Silahları toplayın. Çiğdem ölüleri kontrol edin. Komutanım bu yaşıyor. Alın onu da Çiğdem. Emredersiniz komutanım. Kalk kalk. Soy basmak ne demekmiş görürsün gününü. Gel şöyle Selçuk. Şunu da paketle. Al. İyisiniz değil mi? İyisiniz. Demek sen askerdin güzel gözlü kızım benim. Allah'ım sizi gözetlesin kızım. Allah eksikliğinizi göstermesin. Allah Türk askerini korusun. Türkiye'm sağ olsun. Sağ ol teyzeciğim, sağ ol. Tamam babalar korkmayın. Tamam biz Türk askeriyiz. Türk askeriyiz biz. Merak etmeyin. Köye birkaç tane haşerat da danmış. Onları ilaçladık. Sağ ol yavrular. Sağ ol kızım. Sağ ol. Emir İlhan, işiniz bitince buradaki leşleri de alın. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Bizi buraya niye getirdiniz? Anlarsın şimdi niye getirdiğimizi. Kaka! Bırakın beni! Gel gel gel! Çak çak! Çak! Evet. Çak! Kaka! Ben askerimi Angelin'le vurdum lan. Ben askerimi Angelin'le vurdum. Askerimi Angelin'le vurdum lan! Bana bunu yapamazsınız! Angelin'le vurdun! Askerimi! Fırcı! Önünü vurdun! Askeri Vangeli'yle vurdun lan! Bırakın beni! Yalvarırım bırakın! Lan! Kalk! Bunu yapamazsınız bana! İlyas, bana bu dama makası getirin bir tane. Hemen komutanım. İlhan, sen de. Hayır, bunu yapamazsın! Öyle bir yaparım ki. Lan öyle bir yaparım ki. Hem de öyle büyük bir zevkle yaparım ki. Ha, yapamayız ha. Yürü, kaldır şuna ya.
Kalk yanına! Hayır! Kalk! Bırakın! 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 Kes bu zokluğu bana. Aç bunu, aç. Uzat lan elini. Yapma! Yalvarırım! Uzat lan parmağını. Hayır, yüzbaşı! Uzat lan! Bırak, yalvarırım yüzbaşı. Yapma, yalvarırım. Bırakın, hayır! Harman! Harman! Lan ben sana askerimin kanı yerde kalmaz demedim mi? Askerimin kanını yerde bırakmam demedim ulan! Demedim mi? Demedim mi? Bana bak, Markus nerede? Yalvarırım, yüzbaşıyı bırak beni, yalvarırım. Markus'un yerini söyle. Uzat lan parmağını. Hayır. Markus nerede lan? Hayır, yapma. Lan parmaklarını tek tek keserim, Markus nerede? Cevap versene lan! Nerede lan Markus? Tamam, tamam. Söyleyeceğim, yeter, yeter. Tamam. Gördün mü lan kanlını elneğimiz? Gördün mü lan? Her şeyin bahsettiği yeri gördün mü? Jim Morrison ne der bilir misin Şefik? Şiddet her zaman kötü değildir. Kötü olan şiddete duyulan tutkudur. Ya işte böyle. Tutku her şeydir. Her şey. Beklediğimiz haber geldi. Alo? Elaine? Sana iyi haberlerim var Markus. Her şey yolunda. Bu çok güzel haber Aleyn. Öğlene kadar işimiz bitmiş olur. Akşama bütün televizyon kanallarında haberi görmüş olursun adamım. Öyle olsun bakalım. Akşamı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu gerizekalılar yakalanmış. Yakalanmış mı? Nereden anladın? Yılların deneyimli diyelim. Sesindeki titreme anlaşılmayacak gibi değil. Yakalanmış gerizekalı. Markus, onlar yakalanmışsa kesin konuşurlar. Hemen kampı boşaltalım. Hiç gerek yok. Sen rahat ol, rahat. Benim her zaman ikinci bir planım vardır. Oturun Çuşla. Bozok yüzbaşı komutanım. Ne oldu yüzbaşım, bir sorun mu var? Hayır komutanım, yok. Aleni ve ele geçirdiğimiz teröristleri karargaha getirmek için hazırız. Fakat... Evet? Komutanım, Alen'den Markus'un yerini öğrendik. Rum tarafında bir kampta olduğunu ve kampın yerini biliyoruz. Eğer izin verirseniz... Markus'un peşine düşmek istiyorsun. Evet komutanım. Yörük ve ben bu işi bitirebileceğimizi düşünüyoruz. Komutanım, Markus Kıbrıs'ta olduğu müddetçe Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne huzur vermeyecektir. Er ya da geç, elini kana bulamak için hareket edecektir. Komutanım, bu bizim için iyi bir şans olabilir. Haklısın yüzbaşım. Ancak bu çok riskli bir operasyon. Yörük ve ben üstesinden geliriz komutanım. Planınız nedir peki? Dikkat! Kılıç, bundan sonra sizde. Biz Yörük'le beraber göreve devam ediyoruz. Komutanım, biz de kalalım. Sizinle göreve gelelim. Çiğdem Teğmen doğru söylüyor komutanım. Yani bizim aklımız burada sizde kalacak. Komutanım, biz de kalalım. Arkadaşlar, konu tartışmaya kapalı. Sizin göreviniz teröristleri karargaha götürmek. Emir komuta Batur Hüseyin'di. Allah yardımcınız olsun. Helikopter gelmek üzeredir. Hadi. Emredersiniz. Emredersiniz komutanım. Hadi bakın. Sağ olun.
İlyas. Aldım komutanım. Tamam mı aslanlar? Hadi kapat kapıyı kapat. Kıbrıslı, hayırdır? Ne oluyor babalar? Komutanım, rahmetli dedeme bir sözüm vardı. Hadi yolunuz açık olsun. Sağ olun komutanım. Albay komutanım. Gel Kopuz. Komutanım, askerimizin katili Alen ve teröristler Kılıç timinin gözetiminde karargaha getirilmek üzere yola çıktı. Sonunda iyi bir haber. Kaan ve Haydar yüzbaşı göreve devam ediyor komutanım. Markus'un yerini belirledik. Dönmek istemediler değil mi? Evet komutanım. Niyeyse hiç şaşırmadım. Senin bu kurtlar bizi erkenden huzur evine postalamaya niyetliler galiba. Bu kadar yeter Hüseyin. Tamamdır. Peki komutanım. Çayınız için öyle çıkın. Tamam. Ya, babalar senin Allah'ına kurban. Benim de aklımdan çay geçiyordu şimdi. Asubayım. Biz seninle Kato'da değil de Eruh ya da Kızıltepe'de çalışmış olabilir miyiz? Yok komutanım. Çalışmış olsak vallahi hatırlardım. Ha. Ulan yerik. Yok babalar. Fena taktım. Bir yerden çıkaracağım. Yüzbaşı Bozok. Kopuz ablayla görüşeceğim asubayım. Emredersiniz. Komutanım. Yüzbaşım hazırlığınızı yaptınız mı? Evet komutanım biz hazırız. Birimden çıkmak üzereyiz. Evlat bak çok dikkatli olun. Bu Markus denen herif tam bir fırıldak. O yüzden nasıl bir manyaklıkla karşımıza çıkacağını bilmiyoruz. Emredersiniz komutanım. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun komutanım. Assubay Gümüş. Tamam. Komutanım. Kılıç timi ve teröristlere getiren helikopter pistten iş yapmış. Tamam istihbarat subayına haber verin. Sorgularına hemen başlansın. Emredersiniz komutanım. Selçuk Çekiş İlyas hadi. Şu lüzumsuzları teslim edelim hadi. Hadi hadi beyler. Vallahi kılıç gelmiş. Ya kılıç var ya yine faturayı kesmiş defteri kapatmış. Debelenme gel gel. Alın şunu. Sizin var ya Allah'ınıza kurban, Allah'ınıza kurban be. Komutanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Doğan. Komutanım Kaan Yüzbaşı ile Haydar Yüzbaşı yok mu? Doğan. Komutanım. Hadi beyler. Doğan. Özür dilerim komutanım. Teğmenim. Buyurun komutanım. Kaan... Yani Kaan ve Haydar Yüzbaşı. Neden dönmediler? Onların görevi devam ediyor komutanım. Anladım. Tamam Çiğdem sağ ol merak ettim de. İyi geceler komutanım. İyi geceler. Thank you.
Aa. Doğan bu. Alo Doğan çocuğum. Nasılsın yavrum? Ay bana yoksa yeni bir haber mi vereceksin? Ya Selver anne nasıl hemen anladın? Ay meraktan çatlatma da söyle çocuğum hadi. Selver anne bak sana şu kadarını söylüyorum. Funda Üsteğmen Kaan Yüzbaşı'yı vallahi de tillahi de billahi de seviyor. Bak o kadar net söylüyorum sana bak o kadar net yani. Ay öyle mi diyorsun gerçekten mi? Nasıl anladın peki? Benim canım bir ev baklavası çekti Selver anne. Öyle böyle değil ya. Fıstıklı fındıklı hiç fark etmez. Çok çekti ya. Baklava mı? Ne baklavası çocuğum? Nereden çıktı baklava? Anlat hadi ne oldu? Ne oldu? Hemen anlatayım. Ya bu geldi şimdi. Bir Kaan Yüzbaşı'yı sormalar. Sıkıla sıkıla böyle utana utana soru sormalar. Merak etmeler falan filan. Öyle böyle değil ya. Ya kendi kulaklarımla duydum Selver anne. Allah seni inandırsın. Bak. Kaan Yüzbaşı'yı göreceğim diye böyle boynunu uzata 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 boynunu uzadı kızın ya. Yemin ediyorum sana. Ay. Ay hadi inşallah. İnşallah inşallah. Anne böyle şey diyordum. Börek dedim ya Allah söyletti. Börek değil baklava. Börek de yapsan kabulüm ama. Ama canım çok baklava çekti Selver anne. Baklava lazım. Ay, hadi ben kapatıyorum çocuğum. Hadi görüşürüz yavrum. Geceler. Yapar baklavayı, yapar, yapar. Oğlum bugün çok özel bir yere mi gidecekmiş? He? Papyonunu da mı takmış? Çok mu yakışıklı olmuş? (Gülüyor)
Anneciğim çok güzel olmuşsun. Sağ ol kızım, sağ ol. Günaydın. Hazır mısınız? Taksi gelmek üzeredir. Günaydın, hazırız. Akkız Hanım, siz böyle mi geleceksiniz? Sarı Paşa böyle sever idi. Hadi, hadi çıkalım. Hadi kızım. Hadi. Ay. Bakalım. Topuz. Günaydın komutanım. Günaydın. Her şey tamam mı? İzinler alındı mı? Hazırlıklar tamam komutanım. İzinler de alındı. Çok iyi. Dikkat! Memleket toprakları hazır mı asker? Hazır komutanım. Aferin size. O zaman emanetlerimizi teslim edelim. Haydi! Dikkat! Yörük ne oldu lan? Babalar, saat 9:05 geçiyor. Siz bu dünya fani tarının aslanı hani. İnsi cinni cemi mahluk hepsi birden ağladı. Çalışmadı bunca leyin
her millet Atatürk deyin, cemiyetin aklama ağladın. İskender'i Zulgarneyn çalışmadı bunca leyin. Her millet Atatürk deyin, cemiyetin aklama ağladın. Atatürk'ün eserleri söylenecek bundan geri. Bütün dünyanın her yeri mahcetti, vatan ağladı. Fabrikeler icat etti, hatalığın ispat etti, varlığın Türk'e terk etti, döndü çarş devran ağladı. Dikkat! Fabrikeler icat etti, hatalığın ispat etti, varlığın Türk'e terk etti, döndü çarş devran ağladı. Tren hattı tayyar eder, Türkler giydi hep karalar, Semerkandi buharalar, şiddi her yan ağladı. Tren hattı tayyar eder, Türkler giydi hep karalar, Semerkandi buharalar, şiddi her yan ağladı. Yalnız gidenler gelmez, Melek-ül Mevt'in elinden her gelen insan ağladı. Uzatma Veysel bu sözü, dayanmaz herkesin özü. Koruyalım yurdumuzu, dost değil düşman ağladı. Toroslarda, yörüklerin çadırları. Hala tütüyor paşam. Sen rahat uyu. Yuvasını bozarım babalar. Babalar ne lan? Biraz saygılı olsun. Gerçi doğru söylüyorsun be. Ondan büyük babam var. Yok. Yok tabii. Ben severim babalar. Hacı Bektaş Veli, Sarı Saltuk'u seviyor baba. Muharrem Ertaş, Hacı Taşan, Sarı Başbuğ. Ben seninle ne yapacağım lan? Allah'ım manyağı. Babalar hadi beni lafa tutma ya.
Çıktı bizim baş şerefsiz. Bozuk baba. O kartal gözlerinde görüyor. Ya babalar ne diyeceğim? Bu Markus'un esnağıdır değil mi? Yani. Heh. Ya da esnağı, sahte. Her türlü gömeceğiz buraya. İnşallah esnağıdır Yürük. İnşallah. Yürük, hadi acele edelim. Bozuk baba. Tamamdır. Tamamdır Yürük, tamamdır. Hadi. Şu şerefsizlerin ayağının önüne cehennem serelim de görsünler. Uçuruyorum. Bozuk baba, dur. Burada kampta çocuklar var. Yavaş yere bırakın ve ellerinizi kaldırın. Hadi! Bakma. Davetsiz konuklarımız da gelmişler. Bu çocuklar buradayken hiçbir şey yapamayacağınızı biliyordum zaten. Türk askerinin merhameti hep gözlerimi yaşartmıştır.